turist gelmezsin sanıyordum buralara. Buradayım ama. Ben yanım. Melek hadi. Ben sahneme döndüm o zaman. Sana iyi eğlence. Gelmiş. Ne oluyor? Kızım çok yakışıklı bir çocuk. Of. Ya nasıl çalacağım ben şimdi? Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben bu kadar çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Hatta en son ne zaman eğlendim hatırlıyorum. Ne güzel zeybek oynadın. Ne güzel bir hediye verdin. Hediye? Bugün benim doğum günümdü. Aa öyle mi? Hay Allah, bilseydin pasta bir şey alırdım. Doğum günlerimi kutlamam. Hatta ilk defa bir doğum günüm keyifli geçti diyebilirim. Her şey o kadar güzel ve o kadar gerçekti ki. Galiba hiçbir karşılaşma tesadüf değil. Ben taksiye bineyim. Seni görebilecek miyim bir daha? Sanmam. Okul bitti. Yarın babamın yanına sadece dönüyorum. Bizim kasabaya yani. Veda ediyoruz o zaman. Seni tanıdığıma gerçekten çok memnun oldum. Ben de. Madem doğum günün, o zaman sana benden bir hediye. Doğum günün kutlu olsun. Aa, çok teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Kolay gelsin. Hoş buldum. Merhaba.
Kolay gelsin Gülizar ablacığım. Hoş geldin Melekciğim. Kızım. Babacığım. Canım kızım. Babacığım. Kızım evine dönmüş. Canım. Dur bakayım. Nasılsın? Zayıfladın mı sen? Yok baba. 3 kilo fazlan bile var. Canım hadi, hadi gel içeri gir. Gel. Gel. Hala yaramazlık peşindesin. Biraz sabret. Özledin mi bakayım babanın yemeklerini? Ha? Neden zayıfladım sanıyorsun baba? Hani senin 3 kilo fazlan vardı? Ha? Eşek zıpası. Neyse artık sağlıklı beslenirsin. Buradasın artık nasıl olsa, öyle değil mi? Kısmet baba. Sen demiyor muydun her şey kısmet? Bana bak, yoksa biri mi var ha? Yok baba, kim olacak? O manada demedim ben. Sen babanı dinle. Okul bitti. Öğretmenlik gibisi yok. Şu KPSS işini halletmeye bak ha, tamam mı? Bakarsın babanın okulunda bayrağı sen devralırsın. Baba kız güzelce geçiniriz ha. Meleğim gelmiş, kızım evine dönmüş. Melek. Bulut. Senin ne işin var burada?
Kalbinin sesini dinle demiştin. Ben de dinledim. Çok şaşırdım gerçekten. Ya inanamıyorum hala. Bu koyda her pazar pikniğe çıkardık ailece. Annem akşamdan hazır ederdi sarmaları, börekleri. Parmaklarımın ucu buruş buruş olana kadar yüzer, çıkınca da bütün yemekleri hapur hapur yerdim. Babamın bir de küçük bir takası vardı. Çok severdi onu. Annemin adını vermişti ona. Sevdam derdi. Duruyor mu hala? Hayır. Deniz annemi alınca babam Sevdasından oldu. Bir daha da hiçbir tekneye binmedi zaten. Üzüldüm. Boyunlarında Yusufçuk taşıyanlar hayatları boyunca aşktan asla vazgeçmezler. Doğru mu? Evet doğru. Ya çok şaşırdım gerçekten. Çok teşekkür ederim. Dön bakayım biraz. (Gülüyor)
Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Benim dönmem lazım. Sen tedirgin edecek bir şey mi yaptım? Hayır. Ama gitmem lazım. Biraz daha kalsak. Daha yeni geldim biliyorsun, babam bekliyordur. Peki. Ne yaptın? Aldın mı babanın emanetini? Biliyordun değil mi dayı? Beni niye çağırdığını biliyordun. Bile bile yolladın beni oraya. Kabul etmeyeceğini biliyordum. Ama ölüm hak, miras helaldir çocuk. İstedim ki adamcağız oğlunun ağzından duysun. Adamcağız mı? Sanki bir garibandan bahsediyorsun dayı sen de. Evet. Gariban. 40 yıl önce babanın sırtında yamalı bir ceket vardı. Ama şimdi dünya malını sırtında taşıyor. Yükü de bayağı ağır. Ağır yükün de hesabı zor olur. Öyle. O yükü oğluna devretmek istiyor işte. Kimseye güvenemiyor. Elinden alacaklar diye korkuyor işte gariban. Bak çocuk. Hayvan aç. İnsan tokken kudururmuş. Ben malı mülke karışmam, biliyorsun. Ama baba babadır. Atamazsın, satamazsın. Eski dost düşman olmaz değil mi dayı? Sen hala onu düşünüyorsun. O adam senin kız kardeşini ölüme terk etti. Başkasının günahı benim sermayem olamaz. Ben o nefreti taşıyamam. Sen de kurtul artık. Seni sen yapan o nefret olmamalı. Yine mi sen ya? Önünü atlayacak araba bulamadın herhalde sen. Derdin ne senin? Bak ben seninle ilgilenmiyorum, tamam mı? Aradığım adres burası. Tamam da ben de burada oturuyorum. İyi otur. Ne yapalım? Bak bağırırım, bütün apartmanı ayağa kaldırdım. Şşş. Bak sakin ol. Arkanda kız arkadaşım var. Ve ben onu almaya geldim, tamam? Anlaştık mı? Bu yoldaki kız değil mi? Ya evet. Şimdi onu takip ettiğimi falan zannediyor işte. Tamam da bir saniye, burası benim evim. Ha. Tamam. Anlaşıldı. Sen Melek'sin Gökçe'nin ev arkadaşı. Evet. Bu aramızdaki yanlış anlaşılmayı bir giderelim istersen. Ben Eylül. Gökçe'nin yeni ev arkadaşıyım. Yani yarından itibaren öyle olacak. Eşyalarımı bırakmaya gelmiştim. Ali de benim erkek arkadaşım. Yani o dadı, ben de dadının dadısı. Dünya çok küçük değil mi? Melek? Ha geldi mi tatlım? Tanıştınız değil mi? Tanıştık canım, tanıştık. Tanıştığınıza memnun oldum. Görüşmek üzere, biz hadi gidiyoruz. Hadi gel gel.
Ok yaydan çıkmışa benziyordun. Ne yaptın günün şanslı altını? Hayat insanın karşısına çok hoşlanacağı birini çıkarıyor. Ama senin yüzlerce kilometre uzağa gitmen gerekiyor. Ne şans ama değil mi? E yani sonuç? Sonuç mutlu ayrıldık. Vedalaştık. Hiç ortak noktamız var mı? Bak. Ben hayatımı burada kazanıyorum. E mutluyum. Görmüyor musun? Hı? Farklıyız baba. Senin de ben farklıyız. Koskoca şirketi bir başkası mı yönetsin? Soyadı köklü kaya olmayan biri. Başkası dediğin adam ablamın kocası ya. Ayrıca soyadının aynı olmasına da gerek yok. Kendi öz oğlum dururken niye damadıma sığınayım Ali? Baba oğlu ilişkisi öyle kan bağıyla olmuyor. Uyuşturucu bağımlısı. Keşke bir kızın peşinde mutluluk oyunu oynuyorsun ha. Kullanmıyor ki artık. Bitti o işler. Hem seni istemiyorsun diye ben sevdiğim kızdan vazgeçecek değilim. Gördün mü bak. Burada da ayrılıyoruz senden. Sen sevdiğin kadını ölüme terk ettin. Ben hayatını kurtardım. Anneni ben öldürmedim. Aynı yollardan geçmedik evlat. Bu kız bağımlı. Müptela. Uyuşturucu demek her gün ölmek demek. Daha kaç kere kurtaracaksın onu? Asalak gibi olur böyleleri. Yakanı kurtaramazsın. Mutsuz ederler adamı. Silkeleyip atacaksın hayatından. Ömrün boyunca taşıyamazsın. Eylül! Annemi de böyle fırlatıp attın değil mi kenara? Hı? Bak o temiz. Çünkü elinden tuttum, kolundan tutup her gün tedaviye götürdüm. Çünkü sevdim. Anlıyor musun? He? Anlayamazsın ki. İnsan yedisinde neyse, yetmişinde de oymuş değil mi Reşat? Sen çocukluğumuzda da böyle kinciydin hep. Oğluma kini sen öğrettin. Bu kinin sebebi sensin Reşat. Biliyorum. Zahide'nin acısını çıkarıyorsun. Bu yüzden oğlumu nefrete boğdun. Yıkmaya çalıştığın duvarları sen yıllar önce örmeye başladın. Doğru. Ona çok şey öğrettim. Bu doğru. Ama insan baba sevgisini öğretemiyormuş. Etme bulma dünyası işte. Ne ettiysem içindeki nefretten kurtaramadım onu. Ne de olsa babasının oğlu.